Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili balıklar bu ay biraz kendinizi sorgulayıp dinlenebileceğiniz, sağlığınız ve iş hayatınızı, günlük hayatınızı gözden geçirip yeni kararlar alabileceğiniz ve hayatınızda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Bakalım konu başlıklarında neler var? Özellikle ee, Merkür'ün bu ay sizin burcunuzda olması ve ayın 17'sinden itibaren retro harekete geçmesi ayın en önemli gezegen hareketi sizin için. Bunun yanı sıra 9 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. E, Mars ayın 16'sına kadar Yay Burcu'ndaki hareketini sürdürecek. 16'sından sonra Oğlak Burcu'na geçecek. Venüs ayın 7'sine kadar Burcu'nuzda hareketini sürdürüyor ama 7'sinden sonra Koç Burcu'na geçecek ve 23 Şubat'ta Balık burcunda, burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Evet, 19 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda. 19 Şubat'tan itibaren ise Güneş artık Balık burcuna geçecek ve birçoğunuzun bu ay doğum günü. 19 Şubat ve sonrasında doğan tüm balıklarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay, bir yıl dilerim size sevgili balıklar. Evet, aya biraz içe dönük enerjilerle başlıyoruz. Çünkü güneş kova burcunda olacak. E, bu genel olarak aslında günlük hayatımızda şöyle bir gözden geçirebileceğimiz, sağlığımıza da ilgilenebileceğimiz bir süreç. 9 Şubat'ta meydana gelecek olan aslan dolunayı sizin sağlık evinizde olacak. Bir yandan da hani günlük uğraşlarınız, iş ve mesleğinizle ilgili alanlarda bir aydınlanma, bir farkındalık var. Bu dolunay özellikle bir sağlık sorununuzu keşfetmeniz, gerekli şifa ve tedavi imkanları bulmanız için bir fırsat sunabilir size. Bunun yanı sıra belki alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Beslenmenizi değiştireceksiniz. Belki spor yapmaya başlayacaksınız gibi. Daha basit hani giyim kuşam alışverişleri olabilir. Bir imaj değişimi olabilir hayatınızda. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili belki bazı değişimler var. Ya da bir yardımcı alacaksınız günlük hayatınıza. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular devrede. Evcil hayvanı olmayan balıklar evcil hayvan da edinebilir tabii ki. Bu dolunay etkisiyle beraber. Evet, bu dolunay 20 derece Aslan burcunda olacak. Her balığı etkilemek zorunda değil. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. 20 derece ve yakınlarınız yakınlarında özellikle sabit burçlarda yani Aslan, Kova, Akrep ya da Balık gibi Akrep ya da Boğa gibi burçlarda yerleşimleriniz varsa bu dolunay sizi gerek sağlık, gerek iş hayatınız, günlük hayatınızda biraz daha etkileyebilir. Belki bazı dönüşümlere önemli bazı e, yapılandırmalara e, yol açabilir. Evet, ayın 7'sine e, kadar Venüs burcunuzda. Venüsün o iyicil enerjisini, o e, destekleyici enerjisini aslında ayın ilk haftasında hissediyorsunuz. Bu anlamda kendinizle ilgilenme, kişisel bakım, güzellik, estetik, sağlık ve benzeri çalışmalar için aslında ayın ilk haftasını değerlendirmenizi öneririm. Çünkü Venüs orada size destek olacak. 7'sinden itibaren Venüs Koç burcuna geçiyor. 7'sinden itibaren ise biraz küçük de olsa finans konularında, para konularında size yardımcı olmaya başlayacaktır diyebiliriz. Ve bu ay Mars ayın 16'sına kadar yay burcunda genel olarak aslında ayın ilk yarısı içerisinde Mars sizi günlük hayatınız, iş hayatınız, genel sorumluluklar alanında biraz zorluyor. Ama zaman zaman da ilişkilerde ya da sağlığınızla ilgili alanlarda biraz e, olumsuz etkiler de verebiliyor. Ona dikkat etmekte fayda var. 16'sına itibaren Mars artık yaydan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçecek. E, bu süreçten itibaren biraz daha Mars'tan olumlu açı almaya başlayacaksınız. Biraz bir rahatlama da söz konusu olacak aslında. E, iki ay kadar kalacak Mars Oğlak Burcu'nda. Özellikle ayın 16'sından itibaren siz biraz daha aktif olmak, sosyalleşmek, gruplar içerisine girmek isteyebilirsiniz. E, ve toplumsal işlerde, e, mesleki konularda daha da aktif olabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren. Ve Merkür ay boyunca sizinle... Ee, bu tabii ki zihinsel konularda yaratıcı süreçlerinizde size destek olmakla beraber ayın 17'sinde retro harekete başlıyor. Retro olunca siz de biraz retro, retro hale gelebilirsiniz. Ee, her şeyden önce düşünceleriniz, aklınız hep geçmişe doğru yönelecek gibi görünüyor. Yani andan çok gelecekten çok biraz geçmişteki konularla ilgileneceksiniz. Ee, bu süreçte tabii daha bir içe dönük olabilir, biraz daha hassas, duyarlı olabilir, empati yapabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenecek. Evet, Merkür retrosun böyle bir etkisi de var. Özellikle balık burcunda sezgilerimizi çok güçlendirir. Yaratıcılığımızı arttırabilir. Ee, ve siz tüm ruhsal, spiritüel, e, bu tarz hani sanatsal konularda aslında bu Merkür Retrosu'nu iyi bir şekilde de değerlendirebilirsiniz ay boyunca. Ama bunun yanı sıra tabii biraz dalgınlıklar, unutkanlıklar, hani iletişim sorunları yaratabilir. Kendinizi konuşurken yanlış ifade edebilirsiniz ya da duyduklarınızı yanlış anlayabilirsiniz. Hayatınızda günlük hayatınızda bir şeyler kaybolabilir. Gittiğiniz yerleri bulmakta, ilk kez gittiğiniz yerleri bulmakta zorlanabilirsiniz. İletişim araçlarınızda bazı sorunlar karşılaşabilirsiniz. Yani bunlar klasik aslında hepimizin bildiği Merkür retrosu problemleri. Bunları yaşamanız mümkün. Çünkü burcunuzda meydana gelecek. 10 Mart'a kadar da devam edecek Merkür Retrosu. Solunum yollarınız biraz hassas olabilir. Buna dikkat edin. Alerjilere karşı, psikosomatik problemlere, kronik problemlere karşı biraz daha hassas olabilirsiniz. Bu nedenle genel olarak bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın. Vitamin destekleri almaya çalışın. Günlük hayatınızda özellikle. Ve çok önemli kararlar vermemeye çalışın. En azından 10 Mart'a kadar bekleyin sevgili balıklar. Ve ayın 23'ünde burcunuzda bir yeni ay doğuyor. 4 derece balık burcunda. Özellikle doğum günü 19 Şubat'la 27 Şubat arası olan balık burçlarımız birinci derecede etki alacaklar. Yükselen burcu da yine 4 derece ve yakınlarında olan balık burçlarımız en önemli etkiyi alıyorlar. Sizin için hayatınızda bir yeni adım atma, yeni karar verme dönemi var. Ee... Ancak Merkür de retro. Nasıl yeni karar vereceğiz? Şu dönemde tabii ki yeni hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Planlar, programlar yapabilirsiniz. Ama bunları harekete geçirmek için en azından 10 Mart'ı beklemek, 10 Mart'tan sonrasını değerlendirmek belki daha doğru olabilir. Merkür Retrosu'nun size çok özel, çok hoş, çok kişisel sürprizleri de olabilir. Bu kişisel haritanıza göre değişiyor. Retrolar biraz hani geçmişle ilgili konuları hayatımıza taşıdıkları için geçmiş fırsatları değerlendirme, yarım kalmış işleri tamamlama gibi özel imkanlar da sunabilir. İşte bu Merkür Retrosu belki böyle e, geçmişten gelen yarım kalmış bir konuyu, bir ilişkiyi ya da değerlendirilmemiş bir şansı fırsatı karşınıza da getirebilir tabii ki. Ama her şeyden önce hayatınızda ilişkilerinizde lütfen dikkat edelim ee, sağlığınıza biraz dikkat edelim bu dönemde ee, Merkür balıktayken hayata biraz daha farkındalıkla biraz daha ruhsal anlamda e, empati yaparak biraz daha anlayışla Kabullenişle yaklaşmamızı sağlayabilir. Eğer bilinçaltınızda tuttuğunuz hani anılar varsa böyle, sizi zorlayan duygular, düşünceler varsa, şimdi bunlardan arınmak, onları fark etmek için iyi bir dönem aslında. Bir böyle terapi, bir bilinçaltı çalışması, bir dönüşüm çalışması. Bunlara da zaman ayırabilirsiniz aslında. Çok da güçlü ee, adımlar atabilir, çok da önemli yararlar alabilirsiniz ve belki hayatınızda bir tazelenme bir yenilenme bir arınma durumu da söz konusu olabilir ve 10 Mart'tan itibaren artık hareketlerinizi daha sağlıklı yapabilir daha yeni başlangıçlar için güçlü bir enerjide e, toplayabilirsiniz sevgili balıklar. Balık yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofonu Demet Baltacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.